11. Lem'a Mirkat-ı Sünne ve Tiryak-ı Maraz-ı Bid'a. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mü'minine raufur rahim. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Şu ayetin birinci makamı Minhac-ı Sünnet, ikinci makamı Mirkat-ı Sünnet'tir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arş'ın Rabbi de O'dur. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bu iki ayet-i azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesi icmalen beyan edilecek. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِ اِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِ فَلَهُ اَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ Yani fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet, sünnet seniye ittiba mutlaka gayet kıymettardır. Hususen bid'aların istilası zamanında sünnet seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymettardır. Hususen fesad-ı ümmet zamanında sünnet seniyenin küçük bir adabına müraat etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra bir huzur-i ilahi hatırasını inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet seniyeyi müraat ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet seniye ittibaı kendine adet eden adatını ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeredar ve sevaplar yapabilir. İkinci nükte, İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki radıyallahu anh demiş ki, ben seyr-i ruhanide kat-ı meratip ederken tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet seniyeye ittibaı esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları, sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet, Müceddide Elfisani İmam-ı Rabbani hak söylüyor. Sünnet seniyeyi esas tutan Habibullah'ın zilli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır. Üçüncü nükte, bu fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefs-i emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Seraya, kah Seradan Süreyya'ya kadar bir sukut ve suud içerisinde çalkalanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, gemilerde hatta hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat-ı ruhiyede çok tazyikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zaman da sünnet seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiddet buluyordum. Bir teslimiyetle, tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum, tazyikat çok, nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor, tazyikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir müşahede tasdik ettim.
4. Bir zaman Rabıta-i Mert'ten ve El-Mevtu Hakkun kaziyesindeki tasdikten ve alemin zeval ve fenasından gelen bir halet-i ruhiyeden kendimi acip bir alemde gördüm. Baktım ki ben bir cenazeyim. 3 mühim büyük cenazenin başında duruyorum. Birisi benim hayatımla alakadar ve mazi kabrine giren zihayet mahlukatın heyet-i mecmuasının cenaze-i maneviyesi başında bir mezar taşı hükmündeyim. İkincisi küre-i arz mezaristanında nev-i beşerin hayatıyla alakadar enva-ı zihayatın heyet-i mecmuasının mazi mezarına defnedilen azim cenazenin başında bulunan mezar taşı olan bu asrın yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karıncayım. Üçüncüsü, şu kainatın kıyamet vaktinde ölmesi muhakkak ol vuku olduğu için nazarımda vaki hükmüne geçti. O azim cenazenin sekeratından dehşet ve vefatından behd ve hayret içinde kendimi görmekle beraber istikbalde de muhakkak ol vuku olan vefatım o zaman vuku buluyor gibi göründü. Ve fe'in tevellev ile ahir sırrıyla bütün mevcudat, bütün mahbubat benim vefatımla bana arkalarını çevirip beni terk ettiler, yalnız bıraktılar. Hadsiz bir deniz suretini alan ebed tarafındaki istikbale ruhum sevk ediliyordu. O denize ister istemez atılmak lazım geliyordu. İşte o pek acip ve çok hazin haletteyken iman ve Kur'an'dan gelen bir medetle فَاِنْ تَوَلَّوْ فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ayeti imdadıma yetişti. Ve gayet emniyetli ve selametli bir gemi hükmüne geçti. Ruh kemal emniyetle ve sururla o ayetin içine girdi. Evet anladım ki ayetin manayı sarihinden başka bir mana işaresi beni teselli etti ki sükunet buldum ve sekinet verdi. Evet. Nasıl ki manayı sarihi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama der. Eğer ehli dalalet arka verip senin şeriat ve sünnetinden iraz edip Kur'an'ı dinlemeseler merak etme ve de ki Cenab-ı Hak bana kafidir. Ona tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize ittiva edecekleri yetiştirir. Taht-ı saltanatı her şeyi muhittir. Ne asiler hududundan kaçabilirler ve ne de istimdat edenler medetsiz kalırlar. Öyle de mana işaresiyle der ki ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi eğer bütün mevcudat seni bırakıp fena yolunda ademe giderse eğer zihayatlar senden müfarakat edip ölüm yolunda koşarsa eğer insanlar seni terk edip mezaristana girerse eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse merak etme de ki Cenab-ı Hak bana kafidir madem o var her şey var ve o halde o gidenler ademe gitmediler. Onun başka memleketine gidiyorlar. Ve onların bedeline o arşı azim sahibi, nihayetsiz cünüp ve askerinden başkalarını gönderir. Ve mezaristana girenler mahvolmadılar. Başka aleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir. Ve dalalete düşenlere bedel, tariki hakkı takip edecek muti kullarını gönderebilir. Madem öyledir, o her şeye bedeldir. Bütün eşya bir tek teveccühüne bedel olamaz der. İşte şu manayı işari vasıtasıyla bana dehşet veren 3 müthiş cenaze başka şekil aldılar. Yani hem hakim, hem rahim, hem adil, hem kadir bir zat-ı zülcelalin taht-ı tedbir ve rububiyetinde ve hikmet ve rahmeti içinde hikmet numa bir seyran, ibret numa bir cevelan, vazifedarane bir seyahat suretinde bir seyir seferdir. Bir terhis ve tavziftir ki böylece kainat çalkalanıyor, gidiyor, geliyor. 5. nükte. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Ayet-i azimesi. İttiba-ı sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kat'i bir surette ilan ediyor. Evet şu ayet-i kerime kıyasat-ı mantıkiye içinde kıyas-ı istisnai kısmının en kuvvetli ve kat'i bir kıyasıdır. Şöyle ki nasıl mantıkça kıyas-ı istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için denilir, güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için deniliyor, gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi iki netice kat'idirler. Aynen böyle de. Şu ayet-i kerime der ki,
eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet seniyyesine ittiba intac eder. Evet, Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulu ve en müstakimi ve en kısası bila şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Evet, bu kainatı bu derece inamat ile dolduran Zat-ı Kerim-i Zülcelal, zişurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedihidir. Hem bu kainatı bu kadar mucizat sanatla tezyin eden o Zat-ı Hakim-i Zülcelal, elbette bilbedahe, zişurlar içinde en mümtaz birisini kendine muhatap ve tercüman ve ibadına mübelliğ ve imam yapacaktır. Hem bu kainatı hat ve hesaba gelmez, tecelliyat-ı cemal ve kemalatına mazhar eden o Zat-ı Cemil-i Zülkemal, elbette bilbedahe, o sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esma ve sanatının en cami ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zata, herhalde en ekmel bir vaziyet-i ubudiyeti verecek ve onun vaziyetini sairlerine numune-i imtisal edip herkesi onun ittibaına sevk edecek. Ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün. Elhasıl, muhabbetullah sünnet seniyenin ittibaını istizam edip intihar ediyor. Ne mutlu o kimseye ki sünnet seniye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki sünnet seniyeyi takdir etmeyip bid'alara giriyor. Altıncı nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Küllü bid'atın dalale ve küllü dalaletin finnâr. Her bid'at dalalettir. Ve her dalalet cehennem ateşindedir. Yani el-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Sırrıyla kavaidi şeriat-ı garra ve desatiri sünnet seniyye tamam ve kemalini bulduktan sonra yeni icatlarla o düsturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs görmek hissini veren bid'aları icat etmek dalalettir, ateştir. Sünnet-i seniyenin meratibi var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. O kısım şeriat-ı garrada tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır. Hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da nevafil nev'inmendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısmı ibadete tabi sünnet-i seniyye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Onların tagyiri bid'attır. Diğer kısmı adat tabir ediliyor ki siyer-i seniyye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete bid'a denilmez. Fakat adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir. Ve onların nurundan ve o hakiki edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise örf ve adat, muamelat-ı fıtriyede Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın tevatürle malum olan harekatına ittiba etmektir. Mesela söylemek adabını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden ve muaşerete taalluk eden çok sünnet seniyeler var. Bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir. O adaptan mühim bir feyiz alır. En küçük bir adabın müraatı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tahattur ettiriyor, kalbe bir nur veriyor. Sünnet-i seniyenin içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan ve şaire de taalluk eden sünnetlerdir. Şair adeta hukuk-u umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir. Yedinci nükte, sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Evet, siyer-i nebeviyeye dikkat eden ve sünnet-i seniyeyi bilen katiyen anlar ki edebin envaını Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Onun sünnet seniyyesini terk eden edebi terk eder. Bi edep mahrum bahşet ez mutfirab. Edepsiz kişi
Allah'ın lütfundan mahrum olur. Kaidesine masadak olur. Hasaretli bir edepsizliğe düşer. Sual: her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allah'ın gıyuba karşı edep nasıl olur? Sebebi hacalet olan haletler ondan gizlenemez. Edebin bir nevi tesettürdür. Mucib-i istikrar halatı setretmektir. Allah'ın gıyuba karşı tesettür olamaz. El cevap: evvela Sani Zülcelal nasıl ki kemal-i ehemmiyetle sanatını güzel göstermek istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerine o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazara dikkati celbediyor. Öyle de mahlukatını ve ibadını sair zişurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri, cemil ve müzeyyin ve latif ve hakim gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilaf-ı edep oluyor. İşte sünnet seniyyedeki edep o Sani Zülcelal'in esmalarının hudutları içinde bir mahz-ı edep vaziyetine takınmaktır. Saniyen, nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir, hilaf-ı edep denilmez. Belki edebi tıp öyle iktiza eder denilir. Fakat o tabip reculiyet ünvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o namahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edep fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek hayasızlıktır. Öyle de Sani Zülcelal'in çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilvesi var. Mesela Gaffar ismi günahların vücudunu ve Settar ismi kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Latif, Kerim, Hakim, Rahim gibi Esma-i Cemaliye ve Kemaliye mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza ederler. Ve o Esma-i Cemaliye ve Kemaliye ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsnü edepleriyle göstermek isterler. İşte sünnet seniyyedeki adab bu ulvi adabın işaretidir ve düsturlarıdır ve numuneleridir. 8. nükte: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهْتَانْ اَوَّلْكِ olan لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ اِلَى آخِرْ ayeti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve nihayet re'fetini gösterdikten sonra şu فَاِنْ تَوَلَّوْا ayetiyle der ki: ey insanlar, ey Müslümanlar! Böyle hadsiz bir şefkatiyle sizi irşad eden ve sizin menfaatınız için bütün kuvvetini sarf eden ve manevi yaralarınız için kemal şefkatle getirdiği ahkam ve sünnet seniyyesiyle tedavi edip merham vuran, şefkatperver bir zatın bedihi şefkatini inkar etmek ve gözle görünen re'fetini itham etmek derecesinde onun sünnetinden ve tebliğ ettiği ahkamdan yüzlerinizi çevirmek ne kadar vicdansızlık, ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz. Ve ey şefkatli Resul ve ey re'fetli Nebi, eğer senin bu azim şefkatini ve büyük re'fetini tanımayıp akılsızlıklarından sana arka verip dinlemeseler merak etme. Semavat ve arzın cunudu taht-ı emrinde olan, arş-ı azim-i muhiyetin tahtında saltanat-ı rububiyeti hükmeden Zat-ı Zülcelal sana kafidir. Hakiki muti taifeleri senin etrafına toplattırır, seni onlara dinlettirir, senin ahkamını onlara kabul ettirir. Evet, şeriat Muhammediye ve sünnet-i Ahmediye'de hiçbir mesele yoktur ki müteaddik hikmetler bulunmasın. Bu fakir bütün kusur ve aczimle beraber bunu iddia ediyorum ve bu davanın ispatına da hazırım. Hem şimdiye kadar yazılan 70-80 Risale-i Nuriye, sünnet-i Ahmediye'nin ve şeriat Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam meseleleri ne kadar hikmetli ve hakikatli olduğuna 70-80 şahide sadık hükmüne geçmiştir. Eğer bu mevzuya dair iktidar olsa, yazılsa 70 değil. Belki 7000 risale o hikmetleri bitiremeyecek. Hem ben şahsımda bir müşahede vezenken belki 1000 tecrübatım var ki mesail-i şeriatla sünnet-i seniyye düsturları emraz-ı ruhaniyede ve akliyede ve kalbiyede, hususan emraz-ı içtimaiyede gayet nafi birer devadır bildiğimi ve onların yerini başka felsefi ve hikmetli meseleler tutamadığını
Bir müşahede kendim hissettiğimi ve başkalarına da bir derece risalelerde ihsas ettiğimi ilan ediyorum. Bu davamda tereddüt edenler Risale-i Nur eczalarına müracaat edip baksınlar. İşte böyle bir zatın sünnet seniyyesine elden geldiği kadar ittiba çalışmak ne kadar karlı ve hayat-ı ebediyye için ne kadar saadetli ve hayat-ı dünyeviye için ne kadar menfaatli olduğu kıyas edilsin. 9. nükte. Sünnet-i seniyyenin her bir nev'ine tamamen bir fiil ittiba etmek, ahassı havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bir fiil olmasa da bin niyet, bir kast, taraftarane ve iltizamkarane talip olmak herkesin elinden gelir. Farz ve vacip kısımlara zaten ittiba'a mecburiyet var. Ve ubudiyetteki müstahap olan sünnet-i seniyyenin telkinde günah olmasa dahi büyük sevabın zayiatı var. Tahirinde ise büyük hata vardır. Adat ve muamelattaki sünnet-i seniyye ise ittiba ettikçe o adat ibadet olur. Etmese itaat yok. Fakat Habibullah'ın adab-ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır. Ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bid'attır. Bid'atlar ise el-yevme ekmeltü lekum dinekum sırrına münafi olduğu için merduttur. Fakat tarikatta evrak ve eskâr ve meşrepler nev'inden olsa ve asılları kitap ve sünnetten akzedilmek şartıyla ayrı ayrı tarzda, ayrı ayrı surette olmakla beraber mukarrer olan usul ve esasat sünnet-i seniyyeye muhalefet ve tahir etmemek şartıyla bid'a değillerdir. Lakin bir kısım ehli ilim bunlardan bir kısmını bid'aya dahil edip fakat bid'ayı hasene namı vermiş. İmam-ı Rabbani Müceddide El-Fisani diyor ki, ben seyri sülük-ü ruhanide görüyordum ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi olan kelimat nurludur. Sünnet-i seniyye şua ile parlıyor. Ondan mervi olmayan parlak ve kuvvetli virtleri ve halleri gördüğüm vakit üstünde o nur yoktu. Bu kısmın en parlağı, evvelkinin en azına mukabil gelmiyordu. Bundan anladım ki sünnet-i seniyyenin şuağı bir iksirdir. Hem o sünnet nur isteyenlere kafidir. Hariçte nur aramaya ihtiyaç yoktur. İşte böyle hakikat ve şeriatın bir kahramanı olan bir zatın bu hükmü gösteriyor ki sünnet-i seniyye saadet-i dâreynin temel taşıdır. Ve kemalatın madeni ve menbaıdır. Allahümme rzukna ittiba'a sünnet-i seniyye. Allah'ım bizi sünnet-i seniyyenin ittiba'ıyla rızıklandır. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve ittebâna'r rasûle fektübnâ ma'a şâhidîn. Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz. 10. nükte. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Ayetinde icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir şöyle ki. Şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz. Ta ki Allah da sizi sevsin. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim, âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin nasıyla gösteriyor ki o matlab-ı âlânın yolu Habibullah'a ittibadır ve sünnet-i seniyyesine iktidadır. Bu makamda üç nokta ispat edilse mezkur hakikat tamamıyla tezahür eder. Birinci nokta. Beşer fıtraten şu kainatın halikine karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı prestij etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tezahür eder. Aşkın en münteha derecesine kadar gider. Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Evet, kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza, bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki, kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan ve cemal ve kemale karşı böyle hassiz bir istidadı muhabbet vardır.
Ve madem bu kainatın Halik'i, kainatta tezahür eden asarıyla bilbedahe tahakkuku sabit olan hassiz cemal-i mukaddesi, bu mevcudatta tezahür eden nukuş-u sanatıyla biz zarure sübutu tahakkuk eden hassiz kemal-i kutsiyesi ve bütün zihayatlarda tezahür eden hassiz envai ihsan ve inamatıyla bir yakin ve belki bir müşahede vücudu tahakkuk eden hassiz ihsanatı vardır. Elbette zihşuurların en camii ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştakı olan beşerden hassiz bir muhabbeti iktiza ediyor. Evet, her bir insan o Halik-i Zülcelal'e karşı hassiz bir muhabbete müstahil olduğu gibi, o Halik dahi herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsanına karşı hassiz bir mahbubiyete müstahaktır. Hatta insan-ı müminde hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şedid alakaları o istidad-ı muhabbeti ilahiyenin tereşruhatıdır. Hatta insanın mütenevvi hissiyat-ı şedidesi o istidad-ı muhabbetin istihaleleridir ve başka şekillere girmiş reşhalarıdır. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütenezziz olduğu gibi alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütenezziz oluyor. Ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. İşte bu halet-i ruhiyeye binaen insan eğer her insana ait enva-ı ihsanat-ı ilahiyeden yalnız bunu düşünse ki benim Halık'ım, beni zulümat-ı ebediyye olan Adem'den kurtarıp bu dünyada güzel bir dünyayı bana verdiği gibi ecelim geldiği zaman beni idam-ı ebedi olan Adem'den ve mahvdan yine kurtarıp baki bir alemde ebedi ve çok şaşalı bir alemi bana ihsan ve o alemin umum enva-ı lezaiz ve mehasininden istifade edecek ve cevelan edip tenezzüh edecek zahiri ve batini hasseleri, duyguları bana inan ettiği gibi çok sevdiğim ve çok alakadar olduğum bütün akarip ve ahbab ve ebnai cinsimi dahi öyle hassiz ihsanlara mazhar ediyor. Ve o ihsanlar bir cihette bana ait oluyor. Zira onların saadetleriyle mes'ud ve mütenezziz oluyorum. Madem el-insanu abidul ihsan sırrıyla herkeste ihsana karşı perestiş var. Elbette böyle hassiz ebedi ihsanata karşı kainat kadar bir kalbim olsa o ihsana karşı muhabbetle dolmak iktiza eder. Ve doldurmak isterim. Ben bir fiil o muhabbeti etmezsem de bir istidat, bir iman, bir niyet, bir kabul, bir takdir, bir iştiyak, bir iltizam, bir irade suretinde ediyorum diyecek. Ve hakeza cemal ve kemale karşı insanın göstereceği muhabbet ise icmalen işaret ettiğimiz ihsana karşı muhabbete kıyas edilsin. Kafir ise küfür cihetiyle hassiz bir adalet eder. Hatta kainata ve mevcudata karşı zalimane ve tahkirkârâne bir adalet taşıyor. İkinci nokta. Muhabbetullah ittiba-ı sünnet-i Muhammediye aleyhissalâtu vesselâm'ı istilzam eder. Çünkü Allah'ı sevmek, onun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Ahmediye'de aleyhissalâtu vesselâm tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediye'ye harekat ve efalde benzemek iki cihetledir. Birisi, Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek o ittiba'ı iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam Zat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. İkincisi, madem Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam insanlara olan hadsiz ihsanat-ı ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. İnsan sevdiği zatı eğer benzemek kabilse fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları katiyen iktiza eder. Üçüncü nokta. Cenab-ı Hakk'ın hassiz merhameti olduğu gibi hassiz bir muhabbeti de vardır. Bütün kainattaki masluatın mehasiniyle ve süslendirmesiyle kendini hassiz bir surette sevdirdiği gibi masluatını hususen sevdirmesine sevmekle mukabele eden zişur mahlukatı sever. Cennetin bütün letaif ve mehasini ve lezaizi ve niamatı bir cilve-i rahmeti olan bir zatın nazar-ı muhabbetini kendine celbe çalışmak ne kadar mühim ve âli bir maksat olduğu bilbedahe anlaşılır. Madem nas-ı kelamıyla onun muhabbetine yalnız ittiba-ı sünnet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile mazhar olunur.
Elbette ittiba-ı sünnet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam en büyük bir maksad-ı insani ve en mühim bir vazife-i beşeriye olduğu tahakkuk eder. 11. nükte. 3 meseledir. 1. mesele. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyyesinin menbaı 3'tür. Akvali, efali, ahvalidir. Bu 3 kısım dahi 3 kısımdır. Feraiz, nevafil, adat-ı hasenesidir. Farz ve vacip kısmında ittiba'a mecburiyet var. Terkinde azap ve ikab vardır. Herkes ona ittiba'a mükelleftir. Nevafil kısmında emri istihbabi ile yine ehli iman mükelleftir. Fakat terkinde azap ve ikab yoktur. Fiilinde ve ittiba'ında azim sevaplar var. Ve tahhir ve tebdili bid'a ve dalalettir ve büyük hatadır. Adat-ı seniyyesi ve harekat-ı müstahsenesi ise hikmeten, maslahaten, hayat-ı şahsiye ve nev'iye ve içtimaiye itibarıyla onu taklit ve ittiba etmek gayet müstahsendir. Çünkü her bir harekete adiyesinde çok menfaat-ı hayatiye bulunduğu gibi mütabaat etmekle o adab ve adetler ibadet hükmüne geçer. Evet, madem dost ve düşmanın ittifakıyla Zahd-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam mehasin-i ahlakın en yüksek mertebelerine mazhardır. Ve madem bir ittifak nev-i beşer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir. Ve madem dinler mucizatın delaletiyle ve teşkil ettiği âlem-i İslamiyetin ve kemalatının şehadetiyle ve mübelliğ ve tercüman olduğu Kur'an-ı Hakîm'in hakaikinin tasdikiyle en mükemmel bir insan-ı kamil ve bir mürşid-i ekberdir. Ve madem semere-i ittibaıyla milyonlar ehli kemal, meratib-i kemalatta terakki edip saadet-i dâreyne vasıl olmuşlardır. Elbette o zatın sünneti, harekatı iktida edilecek en güzel numunelerdir. Ve takip edilecek en sağlam rehberlerdir. Ve düstur ittikaz edilecek en muhkem kanunlardır. Bahtiyar odur ki bu ittiba-ı sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete ittiba etmeyen tembellik ederse hasaret-i azime, ehemmiyetsiz görürse cinayet-i azime, tekzibini işmam eden tenkid ise dalalet-i azimedir. 2. mesele. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُكٌ عَظِيمٌ hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin ferman eder. Rivayat-ı sahiha ile Hazreti Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anha gibi sahabe-i güzün Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tarif ettikleri zaman hulukuhul Kur'an diye tarif ediyorlardı. Yani Kur'an'ın beyan ettiği mehasin-i ahlakın misali Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Ve o mehasini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehasin üstünde yaratılan odur. İşte böyle bir zatın efal, ahval, akval ve harekatının her birisi nev-i beşere birer model hükmüne geçmeye layık iken ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin sünnetine ehemmiyet vermeyen veya tahrif etmek isteyen ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar. 3. mesele. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hırkaten en mutedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden hareket ve sekenatı itidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Siyer-i seniyyesi kat'i bir surette gösterir ki her harekatında istikamet ve itidal üzere gitmiş, ifrat ve tefritten içtinab etmiştir. Evet Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ emrolunduğun gibi dost doğru ol. Emirini tamamıyla imtisal ettiği için bütün efal ve akval ve ahvalinde istikamet kat'i bir surette görünüyor. Mesela kuvve-i akliyenin fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabavet ve cerbezeden müberra olarak haddi vasat ve medar istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima hareket ettiği gibi kuvve-i gadebiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvürden münezzeh olarak kuvve-i gadebiyenin medar-ı istikameti ve haddi vasat olan şecaat-ı kutsiye ile kuvve-i gadebiyesi hareket etmekle beraber kuvve-i şeheviyenin fesadı ve ifrat ve tefridi olan humut ve fücurdan musaffa olarak o kuvvenin medar-ı istikameti olan iffette kuvve-i şeheviyesi daima iffeti azami masumiyet derecesinde rehber ittihaz etmiştir ve hakeza.
Bütün sünen-i seniyyesinde, ahval-i fıkriyesinde ve ahkam-ı şer'iyesinde haddi istikameti ihtiyar edip, zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden iştirar etmiştir. Hatta tekellümünde ve ekl ve şürbünde iktisad-ı rehber ve israftan katiyen iştirar etmiştir. Bu hakikatın tafsilatına dair binlerce cilt kitap tehlif edilmiştir. El-Arifu tekfihir işare. Arif olana bir işaret yeter. Sırrınca bu denizden bu katre ile iktifa edip kıssayı kısa keseriz. Allahümme salli ala cami mekârimi ahlak ve mazhari sırri ve inneke le ala hulukun azim ellezî kal men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecrumiyeti şehid. Allah'ım, şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin sırrına mazhar olarak en üstün meziyetleri kendisinde toplayan ve ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetime yapışana 100 şehit ecri vardır buyuran zata salat et. Ve kâlu elhamdülillâhi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Lekad câet rusulû rabbina bilhak dediler. Bizi buna eriştiren Allah'a hamdolsun. Yoksa Allah hidayet etmeseydi biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirdiler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin.